Merhabalar. Ben BT Haber yayın koordinatörü Ayhan Sivgi. Geleneksel olarak sürdürdüğümüz 3G1K röportaj serimize hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz İHS Teknoloji CEO'su Sayın Kadir Yücel. Ben Kadir Bey'i davet etmeden önce bu programı birlikte sunduğumuz BT Haber Ankara temsilcisi Sedef Özkan'ı davet etmek istiyorum. Sedef hoş geldin. Nasılsın? Sesin gelmiyor Sedef. Pardon, kusura bakmayın. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Güzel. Nasılsın? Sağ ol. Çok teşekkürler. Haftaya hızlı bir şekilde başladık. Bugün Handan'ın bir mazereti olduğu için bize eşlik edemeyecek. Bu programı bugün ikimiz birlikte sunacağız. Az önce de belirttiğim gibi bugünkü konuğumuz sektörün önemli firmalarından İHS Teknoloji'nin CEO'su Sayın Kadir Yücel. Kadir Bey'i davet etmek istiyorum. Kadir Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum Ayhan Bey. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Sedef Hanım, merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hoş buldum. Evet, bugün güvenlik ağırlıklı olarak konuşacağız. Ama öncesinde şunu hatırlatmak istiyorum. Biz her programda, son programlarımızda bu aşıyla ilgili bir mesaj vermek istiyorduk. Lütfen herkes aşısını olsun. Yani artık aşı sorunu ortada yok. Herkes vurulabiliyor 18 yaş üstü. Lütfen herkes müracaatını etsin ve en kısa sürede aşılarını olsunlar. Bu arada tabii aşı olanlara da bir önerimiz var. Lütfen maskelerinizi çıkartmamaya devam edin. Evet. Maskeleri takmaya devam. Evet. Aynen öyle. Ben de bir doz aşımı yani duyurulduktan hemen bir gün sonra randevumu alıp oldum. Ve gerçekten de kolay da bir süreç. Hani böyle gideceğiz, uğraşacağız, sıra bekleyeceğiz diye düşünmesin kimse. Gerçekten çok hızlı bir şekilde aşınızı olup normal hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Dakikalar alıyor. O yüzden herkes aşısını olsun. Evet, bence de. Tabii bu arada ben gittiğimde çok kalabalıktı. Çok uzun bir kuyruk vardı. Önce bir paniğe kapıldım. Ya bekleyebilir miyim, şey yapabilir miyim? Ama sonra bir baktım ki ya, öyle beşer beşer, altışar altışar gruplar alıyorlar. Yani çok hızlı da ilerliyor. Kesinlikle. Burada tüm sağlık emekçilerimize kolaylıklar dileyelim. Şimdi demin de bahsettiğim gibi Kadir Bey, güvenlik ağırlıklı bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Güvenlik saptama çalışmalarınızda dönemi nasıl bir etki ve değişim süreci başlattı? Özellikle de kurumsal altyapı ve yedekleme ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurursak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii pandemi, yani bu talihsiz dönem bize denk geldi. Burada gerçekten çok olumsuz etkilenen sektörler oldu. Gerçekten üzülüyorum. Ama IT sektörü çerçevesinde, bilgi teknolojileri sektörü çerçevesinde konuyu değerlendirecek olursak farklı reaksiyonlar gösterildiğini söylemem gerekir. Bazı kurumlar bu ani sürprize diyelim hazır olmadıkları için ya da hızlı reaksiyon gösteremedikleri için onlar da olumsuz etkilendiler süreçten. Ama birçok kurum, yani bilgi teknolojileri sektöründe olmasa bile bilgi teknolojileri departmanları olan ya da bu alanda hizmetler kullanan birçok kurumun iyi reaksiyon gösterdiğini söylemem gerekir. Bu noktada tabii dijitalleşmenin pandemiyle birlikte hızlanması bir yana, pandeminin getirdiği özel ihtiyaçlar da ortaya çıktı. Örneğin merkezi çalışma metodları ya da yaklaşımları daha genele yayılmış, herhangi bir noktadan, herhangi bir lokasyondan çalışma ve genel itibariyle evden çalışmaya dönüştü bildiğiniz gibi.
Dolayısıyla bu noktada kurumların adapte olması gereken bir süreç ortaya çıktı. Altyapılarını, klasik altyapılarını daha yeni nesil teknolojilerle, yönetilen hizmetlerle geliştirmeleri ve dönüştürmeleri gerekti. Ve bunu belki hani bir sene sonra, iki sene sonra ya da belki daha sonra yapmayı planlarken pandemi nedeniyle bunu hemen yapmaları gerekti. Biz bu noktada tabii 2020'nin Mart ayından beri yoğun bir şekilde hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz. Bizim tabii 1999 yılında kurulan Bulut Bilişim, Bulut Hizmet firmamız İHS Telekom'dan gelen 20 yılı aşkın bir bulut tecrübemiz zaten var. Ve biz bunu son 5 yılda katma değerli hizmetlerle birlikte, buluttan yönetilen hizmetler ya da yedekleme hizmetleriyle birlikte müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz. Pandemide bunlara talep bir hayli arttı tabii ki. Yani bizim de beklemediğimiz şekilde arttığını söylemem gerekir. Biz burada hem hazır paket yazılım çözümlerle birlikte hem de Ar-Ge'sini kendi yaptığımız özel çözümlerle birlikte kurumların hızla dijitalleşmesi için bazı sistemlerini buluttan yönetilir hizmet şeklinde alabilmeleri için ve kıymetli olan varlıklarını, verilerini yedekleyebilmeleri ve bu verilerin güvenliğini sağlamak üzere hizmetlerimizi vermeye devam ediyoruz. Veri biliyorsunuz şirketlerin en kıymetli varlığı diyebiliriz sanırım. Yani paraların kasada saklandığı dönemler tabii çok eskilerde kaldı ama işte paranızı bir kasada saklıyorsanız herhalde verilerinizi bu filmlerde gördüğümüz lazer hareket tespit sistemleri olan bu James Bond filmlerinde ya da Görevimiz Tehlike filmlerinde olduğu gibi çok özel yerlerde, çok özel binalarda saklamanız gerekir. Çünkü veri kaybı demek geriye getirilemeyecek olan çok büyük değer kaybı anlamına geliyor. Biz de bu noktada yedekleme tarafında güncel riskleri de adresleyecek şekilde hizmet veriyoruz. Pandeminin getirdiği dijitalleşme ihtiyacı yetmezmiş gibi. Ransomware konusu da çok revaçta biliyorsunuz. Bu masanın diğer tarafındaki arkadaşlar hiç zaman kaybetmiyorlar biliyorsunuz. Sürekli yeni atak tipleri, yeni atak vektörleriyle saldırmaya devam ediyorlar şirketlere. Dolayısıyla bu noktada tek çözüm yedekleme olmamakla birlikte, yani fidye yazılımlarına karşı işte öyle bir yedekleme sistemi kuralım ki hiçbir zaman fidye yazılımının saldırısına uğramayalım demek biraz hani ucu açık bir söylem olur, doğru bir söylem olmaz. Ama en azından verinin kaybolmasının önüne geçmek üzere verilerinizi hiçbir şekilde kaybetmeyeceğiniz yedekleme çözümlerini, altyapı tasarımını İHS Teknoloji, İHS Telekom'dan da gelen 20 yıl aşkın tecrübe sayesinde kurumlara vermeye devam etti ve şu anda yine birçok kuruma hizmet verir durumdayız açıkçası. Evet, şimdi hep veri paradır diyoruz ama baktığımız zaman artık para da bir veri. Yani parayı cebimizde taşımıyoruz. Veri olarak bilgisayarda duruyor yani. Doğru. Yani o paramızı çalanlar da fiziken çalmıyorlar aslında. O paranın değeri neyse onu yani veri olarak çalıyorlar. Doğru Ayhan. Bakmak lazım. Şimdi siz para veri paradır deyince aklıma geldi artık. Para da veri haline dönüştü. Evet. Sedef, sana bırakmak istiyorum sözü. Şöyle şimdi bu bahsettiğimiz noktalarda bilgi güvenliği tabii çok öne çıkıyor. Peki bilgi güvenliği konusunda kurumsal farkındalığı hem yerel hem uluslararası regülasyonlar ışığında siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Erişim yönetimi konusunda şirketler nasıl bir yetkinliğe sahipler? Bunları her ölçekteki firmalar için bir toparlayabilir misiniz bizim için? Tabii. Şimdi farkındalık çok önemli bir kelime Sedef Hanım. Ve farkındalık aslında şirketlerin, kurumların alacağı önlemler, yapacağı yatırımlar hakkında alacakları aksiyon için birinci adım diyebiliriz.
risklerin, mevcut durumun ve bir aksiyon alınması gerektiğinin öncelikle farkında olunması gerekiyor. Ve bilgi güvenliği konusundaki farkındalığın da son 5-6 yılda özellikle, tabii yeni bir konu değil ama özellikle son 5-6 yılda ciddi bir yükseliş gösterdiğini görüyoruz. Bütün sektörlerde. Çünkü bu bilgi güvenliği konusu artık herhangi bir sektördeki, herhangi bir ölçekteki şirketin konusu olmaya başladı. Çünkü atak alanı genişledi. Sadece çok büyük finansal kuruluşlar hedef alınmıyor artık. Orta ve küçük ölçekteki ticaret işletmelerinin bile internet üzerinden ya da kendi ağlarına sızma yöntemiyle ataklara maruz kaldığını görüyoruz. Tabii bu farkındalık yükseliş gösterirken bunu destekleyici şekilde regülasyonların da hayatımıza girdiğini görüyoruz. Avrupa'da GDPR, Türkiye'de KVKK, aynı zamanda bazı sektörler özelinde yönetmelik ve regülasyonların da hayatımıza girdiğini görüyoruz. Örneğin geçtiğimiz sene 15 Mart'ta yayınlanan bankalar için bilgi sistemleri ve elektronik bankacılık hakkında bir yönetmelik var. Burada da bilgi güvenliği konusunda özellikle çok ciddi başlıklar var. Şimdi bu aslında şu anlama gelmiyor. Yani bu şirketlerin, bu kurumların bu tarz regülasyon ve yönetmelikler olmadığında bir şey yapmayacağı, bir önlem almayacağı anlamına gelmiyor. Tabii ki kurumlar bu konuda ciddi iş planları ve ciddi yatırımlar yapıyorlar ama ben bu noktada regülasyonların, yönetmeliklerin çok önemli bir destekleyici rolü olduğunu düşünüyorum. Yani bir önlem alınacak ama bu önlemin kapsamı, çerçevesi, metodolojisi ne olacak? Bu noktada regülasyonlar çok önemli ve çok kıymetli ve çok ciddi bu konuda çalışmalar var Türkiye'de. Bahsettiğiniz erişim ve yetki konusu da aslında bilgi güvenliğinin bir alt başlığı olduğunu söyleyebiliriz. Bilgi güvenliği çok geniş bir elpaze. Şimdi yetki, erişim dediğimiz zaman kulağa biraz şey geliyor olabilir. Hani bilgi güvenliğinden uzak bir konudan bahsediyoruz gibi bir algı olabilir ama aslında yetki ve erişim şu anlama geliyor. Verinin ve bilginin çok kıymetli olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bu veriye erişen kim? Çalışanlar. Hatta sadece çalışanlar da değil, işte dış kaynaklar olabilir. Servis kullanıcısı dediğimiz sizin bir yazılıma teslim ettiğiniz bir kullanıcı hesabı olabilir. Bunlar kurumun verilerine erişen kullanıcılar diyelim. Kullanıcılar diye bir parantezin içinde toplayalım onları. Veriyle bu kullanıcılar arasındaki köprü de işte yetki ve erişim aslında baktığımız zaman. Yani siz yetkileriniz çerçevesinde ve sahip olduğunuz erişim yöntemleri çerçevesinde bu verilere ulaşıyorsunuz. İşte bu köprü çok önemli. Bu yetkileri ve erişimleri çok doğru analiz etmeniz ve çok doğru yönetmeniz gerekiyor. Ve bu noktada kurumlar IDM dediğimiz Identity Management ya da Identity and Access Management diye de geçiyor literatürümüzde. Kimlik ve erişim yönetimi çözümleri kullanıyorlar ve biz de bu noktada 5 yıldır çok önemli bir markayla Türkiye'de projeler gerçekleştiriyoruz. Bankalar, holdingler, enerji firmaları, e-ticaret sektöründe ciddi kimlik ve erişim yönetimi projeleri gerçekleştirdik. Şimdi neden böyle bir çözüm kullanıyor bu firmalar? Yani böyle bir yazılım kullanmasalar mesela sizin hesabınızı açamaz mı? Size bir yetki veremez mi? Size bir erişim veremez mi? Verir aslında. Ama bunları manuel yöntemlerle, manuel süreçlerle, hataya açık bir yapı üzerinde koşturduğunuz zaman ciddi riskler alıyorsunuz. Bundan sanırım yine bir 3-4 sene önceydi ben bir röportajımda gereksiz yetkinin öneminden bahsetmiştim. Yani bir çalışanın ihtiyacı olmayan bir yetkiye ya da erişime sahip olmasının o çalışan için de bir risk olduğunu, bir güvenlik zafiyeti, bir işte network'e sızma gibi durum olduğunda o çalışan için de risk barındırdığını söylediğimde bir gazete şöyle başlık
atmıştı. Çalışana gereksiz yetki, çalışana zarar. Hatta bankalardaki BT organizasyonlarındaki birkaç kişiyle bunun da şakası olmuştu. Keskin sirke küpüne zarar gibi bir söylem olmuş gibi bir yorumda bulunmuşlardı. Şimdi benim o söylediğim gereksiz yetki konusu bugün baktığınızda zero trust olarak sektörde bir trend söylem olarak, ifade olarak hayatına devam ediyor. Burada da kimlik ve erişim yönetimi çok merkezi bir güvenlik katmanı aslında. Dolayısıyla sizin bir kişi işe başladığında yetkilerini otomatik veriyor olmanız böyle bir çözüm sayesinde. Görev değişikliği olduğunda bazı yetkilerin otomatik kaldırılması, yenilerinin otomatik verilmesi ya da işten çıkma durumlarında da o yetkilerin eksiksiz bir şekilde ve başarılı bir şekilde ortadan kaldırılması çok önemli. Çünkü içeriye yapılacak herhangi bir sızma, herhangi bir atak bu yetkilendirme süreçlerindeki boşlukları ya da hataları değerlendirerek zaten kurumlarda zarara yol açıyor. Buna ek olarak bu yazılımlar sayesinde yetki gözden geçirmelerinizi periyodik olarak, yani Kadir'in tamam 10 tane yetkisi var ama Kadir hala bu yetkilere ihtiyaç duyuyor mu yoksa bunların azalması gerekir mi? 3 ayda bir, 6 ayda bir, yılda bir denetliyor olmak yine bir kolay kullanılabilir bir web arayüzünden. Ve buna ek olarak görevler ayrılığını kurumunuzda doğru uygulayabilmek önemli. Yani Kadir'in hem uygulayıcı hem denetleyici olmaması gerekir. Ya da Kadir hem uygulayıcı hem denetleyici bir talepte bulunuyorsa bunu manuel olarak ya acaba gerçekten bu yetkiyi vermeli miyiz diye günlerinizi ayırmak yerine böyle bir çözümün size ya Kadir böyle bir yetki istedi ama Kadir bu yetkiyi alırsa sizin kurumunuzun görevler ayrılığı politikasına aykırı bir yetki vermiş olacaksınız. Emin misiniz diye size otomatik soruyor olması zaman kazandıran, değer kazandıran ve aynı zamanda bilgi güvenliği bakış açısıyla da zafiyetlerinizi minimuma indiren kıymetli ve önemli bir yaklaşım. Son yıllarda yükselen bir taleple birlikte önümüzdeki yıllarda da kurumların bu tür IDM uygulamalarını implemente ederek hayata geçireceğini görüyoruz. Farkındalığın, yani sorumuza dönecek olursam farkındalık zaten son yıllarda iyi bir seviyeye geldi. Regülasyonlar ve yönetmeliklerle birlikte de çerçevesi doğru bir şekilde belirlenmiş oldu ve tam gaz bu alandaki çalışmaları şirketlerin devam ediyor diyebilirim. Siz birazdan muhtemelen daha detaylı bizlerle paylaşırsınız ama bu soruları yönelten yapı yapay zeka ile şekilleniyor mu acaba? Yani siz bunları söylerken aklımda o sorular oluştu da belki şimdi, sıcağı sıcağına onu paylaşabilirsiniz. Şimdi tabii yapay zeka bu konunun vazgeçilmez ve önemli bir parçası. Yani bu konunun diyorum ama yapay zeka şimdi yapay zeka alanındaki diyelim son zamandaki girişimlerle birlikte yapay zeka çok farklı dikeylerde önemli bir parça ve önemli bir konu olmaya başladı. Yani fraud mesela bizim yine çok uzun zamandır çalıştığımız bir başlık. Bilgi güvenliği de yapay zekanın önemi yadsınamaz. Bununla birlikte biliyorsunuz RPA dediğimiz robotik süreç otomasyonları geldi. Yani yapay zekanın insanların yaptığı işin yerini almasından ziyade insanların işine yardımcı olması, onları asiste etmesi, zaman kazanımı ve katma değer ortaya çıkarması çok farklı dikeylerde, çok farklı sektörlerde, çok farklı iş alanlarında artık uygulamaya geçmiş durumda. Eskiden hayal ederdik ama şu anda bilfiil hayatımızın içinde olduğunu görüyoruz. Bu noktada da hem bilgi güvenliği çözümlerinde hem de kimlik ve erişim yönetimi yazılımlarında yapılan hareketlerin bir anomali tespitiyle birlikte takip edilmesi önemli. Burada yapay zekaya başvuruyoruz. Yani Kadir tamam her gün farklı şeyler yapıyor olabilir. Ama belli bir kapsam çerçevesinde belli bir alışkanlıkla Kadir hayatına devam ediyor, çalışma hayatına devam ediyor. Dolayısıyla Kadir normalde hiç girmediği bir uygulamaya
Normal işte sabah 4'te mesela bir giriş yaptıysa, o girdiği uygulamada da bir yetki değişikliği ya da kritik bir işlem yapıyorsa bunu tespit edebilecek, bunun Kadir'in genel hareketlerine göre bir anormallik teşkil ettiğini tespit edebilecek yapay zeka yaklaşımları, ki ona User Behavior Analytics deniyor artık ve birçok yazılımda kullanılıyor. Dolayısıyla bu da çok kıymetli. Burada sadece şöyle bir parantez açmak isterim Sedef Hanım. Çok kısa aslında değinmeye çalıştım ama yapay zekaya kurtarıcı gibi bakılıyor bazen. Hani bütün ihtiyacımızı yapay zekaya devredelim, o bizim için otomatik halletsin. Biz hani bir dakika bile harcamayalım ama şunu unutmamak lazım. Yapay zeka aslında bir işin teslim edilmesinden ziyade faydalanılması gereken bir yaklaşım. Yani bir işi yapmanız 3 gün alıyorsa bunu 5 dakikada yapmak üzere yapay zekadan faydalanabilirsiniz. Ya da çok zor, kompleks, normalde gerçekleştiremeyeceğiniz işlemleri yapay zekaya teslim edip yüksek işlem gücüyle birlikte, daha yeni altyapı teknolojileriyle birlikte bu sonuçları elde etmeye başlayabilirsiniz. Yapamadığınız veri analizlerini yapabilirsiniz. Ama insanın önemini, insanın zekasını yadsımamak lazım. Yapay zeka teknolojileri değerlendirilmesi gereken, faydalanılması gereken, verim alınması gereken yardımcı teknolojiler aslında ama tabii ki bunun seviyesi gitgide artıyor teknoloji geliştikçe. Evet, şimdi tekrar giriş konularımıza dönersek, biraz daha şimdi şirketlerden bahsettik, yetkilerden, güvenlik yaklaşımlarından başladık ama şimdi yeni normallerimiz de gelmeye başladı. Oluşmaya başladı, demeyelim de oluşmaya başladı. İşte eskiden herkesin bir masası vardı, işte odası vardı, çalışma alanı orasıydı. Fakat şimdi çalışma alanımız her yer. Bu da neyi getiriyor? Herkesin demek ki gittiğiniz bilgisayarınız ve erişiminiz neredeyse o bölge sizin dijital çalışma alanınız. Yani şimdi bu alanlarda çok farklı yerlerde ve farklı zamanlarda da ihtiyaçları ortaya çıkabilen alanlar. Şimdi bu dijital çalışma alanı hizmetleri nasıl bir konuma geldi günümüzde? Bu konuda kurumsal ilgiyi ve çözümlerinize yönelik talebi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayhan Bey, sizin dediğiniz gibi pandeminin de hızlandırıcı etkisiyle birlikte artık siz neredeyseniz ofis orası. Ev olur, işte Muğla olur, Antalya olur. Özellikle şu mevsimde biraz daha iş gücünün oraya kaydığını görüyoruz. Hani nerede olduğu fark etmediği için çalışanların böyle rahat edebilecekleri, keyif alacakları bir lokasyon seçip ya da memleketlerine gidip mesela oradan çalıştıklarına şahit olduk. Dolayısıyla çalışma alanı olarak sadece ofisi düşünen birçok kurum yatırımlarını yaparken, güvenlik önlemlerini alırken, işte ofisi değerlendiren, sabit çalışma alanlarını değerlendiren birçok konum yeni bir güçlükle karşı karşıya kaldı. Şimdi benim şirketimin verileri dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir cihazda ve herhangi bir cihazda derken gerçekten hani sadece bilgisayar değil, bunun işte telefonu var, tableti var, işte Android'i var, iOS, iPhone'u var, iPad'i var, işte Windows cihazı var, macOS cihazı var. Yani herhangi bir cihazda veri bulunabiliyor. Şimdi bu şöyle bir problemi de yanında getiriyor maalesef. Bu verilerin uç noktadaki güvenliğini nasıl sağlayacağız? Şimdi dijital çalışma alanı dediğimiz konsept aslında bizim 8-9 yıl önce başladığımız mobil cihaz yönetimi konseptinin evrime uğramış hali diyebilirim. Çünkü biz bu konuya ilk başladığımız zaman mobil cihazları sanki bir işte araç filosunun araçlarını yönetmesi gibi sadece cihazların güvenliğini sağlamak üzere. İşte cihaz kaybolursa, çalınırsa üzerindeki veriyi silebilelim. En önemli şey bu diye başlayan konsept şimdi şu hale geldi. Kullanılabilirlik ve güvenlik
çok dengesi kolay oynayabilen, dengesini kurması zor olan bir terazi. Çalışanlarımıza herhangi bir yerden, herhangi bir cihazla çalışma opsiyonunu sunmak istiyoruz. Onlara herhangi bir engel, herhangi bir yavaşlık yaratmamak istiyoruz. Ama bir yandan da o cihazların üzerinde kurumun verileri var. Onların da güvende olduğundan emin olmamız lazım. Dolayısıyla mobil cihaz yönetimi dediğimiz yıllar evvelinden öyle ifade ettiğimiz konu şu anda dijital çalışma alanı, digital workplace diye de bahsediliyor. Ve o alanın doğru yönetimi olarak hayatına devam ediyor. Bizim bu konuda zaten hani Türkiye'deki ilk iş ortaklarından biri olduğumuzu söyleyebilirim. Mobil cihaz yönetimi, uç nokta yönetimi ve digital workplace yönetimi olarak 60'a yakın proje yaptık. Ben hatta bilfiil bundan yıllar evvel sahada bu çözümlerin kurulumu, entegrasyonu ve danışmanlığını vermek üzere de aktif çalıştım. Çok hakim olduğum bir konu. Proje yaptığımız sektörler yine çok çeşitli aslında. Finans sektörü, ticaret, havayolu, taşımacılık, perakende, sigorta, eğitim. Yani birçok sektörde bu konuda projeler yaptık. Çünkü mobilite artık hayatın bir gerçeği. Pandemiyle birlikte artık çalışma hayatının da bir parçası oldu. Bu nedenle biraz daha trend, biraz daha moda bir konu oldu şu anda. Biz bu noktada bu cihazların doğru bir şekilde merkezden uzaktan yönetimi için çözüm, destek, danışmanlık sunuyoruz. Ama şunu belirtmem gerekir. İHS teknolojinin bir katma değer vizyonu var. Yani biz hiçbir zaman bir çözümü kur, çalıştır projesi yapmıyoruz. Biz anahtar teslim, İHS teknolojinin kendi kaynaklarıyla birlikte ciddi bir katma değer ortaya koyduğumuz projeler yapıyoruz. Özellikle bu projelerde önemli oluyor. Çünkü biz diğer projelerdeki tecrübemizi de yeni projelerimize aktararak bu cihazların tamam güvenliğini sağlayacağız ama çalışanların aynı zamanda bu cihazlardan maksimum verimi alması için çalışma hayatlarında herhangi bir engele, probleme yol açmaması için nasıl politikalar uygulanmalı? Bununla ilgili yani danışmanlık da veriyoruz baktığınız zaman. Dolayısıyla biz basit bir partner ya da hani reseller deniyor onlara, basit bir hizmet vermekten ziyade katma değerli bir iş ortağı olarak yani bu alanda hizmetler veriyoruz. Ya da lisans satmıyoruz. Tabii, tabii. Yani çünkü Ayhan Bey, ben 9,5 sene oldu İHS'de kariyerime başlayalı. Başından beri zaten İHS'nin derdi farklı olmak ve özgün olmaktı. Lisans satmak herhangi bir özgünlük ya da herhangi bir katma değer gerektirmeyen bir konu. Esas katma değer tecrübenizi, yönlendiriciliğinizi konuşturmak, danışmanlık verebilmek. Yani dünyanın en iyi yazılımı bile olsa, Gartner'da en sağda, en mükemmel, en lider çözüm bile olsa, onu düzgün uygulayamadıktan sonra ve devamlılığını düzgün sağlayamadıktan sonra birçok çözümün çöp olduğunu maalesef sektörde görüyoruz. Çok şükür hani tahtaya da bizim ne bir tane fail etmiş, başarısız olmuş projemiz var, ne de bizim hizmetlerimizden, sunduğumuz bu katma değerden memnun olmayan bir tane müşterimiz var. O konu bizim çok önem verdiğimiz ve hatta belki de takıntılı olduğumuz bir konu olduğunu söylemem lazım. Sedef. Şimdi bütün bunları konuşurken tabii ki bankalar artık pandemiyle birlikte uzaktan çalışma sistemlerine en hızlı geçen yapılardan birisi oldu. Bu uzaktan peki müşteri edinimi konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Bu konudaki potansiyeli nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem gerek bankalar gerek müşteri beklentileri açısından da değerlendirebilirsek. Sizin bu noktadaki çalışmalarınızı detaylandırırsanız seviniriz. Tabii. Şimdi 1 Mayıs itibariyle
bankalar uzaktan müşteri edinimine başladılar. BDDK'nın düzenlemiş ve yayınlamış olduğu yönetmelikle birlikte. Bu gerçekten çok kritik ve çok da önemli bir adım. Sadece sektörel olarak bakmamak lazım. Hayatımız, bireysel hayatlarımız ve bireysel hayatlarımızın da dijitalleşme süreci kapsamında çok önemli ve çok kritik bir adım. Şimdi bu uzaktan müşteri edinimi, belki hani katılımcılardan henüz bilgisi olmayanlar vardır, çok kısa bahsedeyim. Ne sağladığı ve ne getirdiği, nasıl çalıştığı ile ilgili. Siz artık bir bankanın müşterisi olmak istiyorsanız ve yani örnek vermek gerekirse bir alışveriş esnasında olabilir, bir kredi fırsatını değerlendirmek istiyor olabilirsiniz. Yani çok farklı noktalarda bir bankanın müşterisi olmak ihtiyacı ortaya çıkabilir. Sizin artık bir şubeye gidip orada kimliğinizi ve kendinizi ispat edip bir sözleşmeye ıslak imza atmak yerine bu bankanın mobil uygulamasını indiriyorsunuz. Bu bankanın mobil uygulamasını kullanarak öncelikle bu yeni çipli kimlik kartınızı okutup ardından bir biyometrik doğrulama gerçekleştirerek kimliğinizin gerçek olduğunu ve sizin de gerçekten biyometrik doğrulamayla birlikte o kimliğin sahibi kişi olduğunuzu ispat ediyorsunuz. Artık teknoloji bunu sağlayabilecek noktaya gelmiş durumda. Ardından da bir video görüşme süreciyle birlikte müşteri temsilcisiyle bir takım soruları yanıtlayarak aşamaları tamamlıyorsunuz ve bankanın müşterisi oluyorsunuz. Bu kadar kolay. Yani şunu düşünün, evinizden çıkıp şubeye gidip sıra alıp bekleyip bu işlemleri tamamlayacağınız süre karşısında bir tane uygulama indirip dakikalar içerisinde müşteri olduğunuz bir süreç. Yani buradaki kazanım gerçekten had safhada. Şimdi bizim bu konuda zaten 3 yıl öncesinden başlayan ARGE çalışmalarımız var. ARGE ekibimiz de İHS teknolojinin çok önemli bir katmanı. Biz katma değerli bir iş ortağı, hizmet sağlayıcı, ürün sağlayıcı olmakla birlikte kendimiz de teknoloji üretiyoruz ve bu teknolojiyi İhraç da ediyoruz. Uzaktan kimlik tespiti dediğimiz bu konu bizim yine ARGE çalışmalarımızın ve global pazarda bir oyuncu olmak planımızın önemli adımlarından, önemli başlıklarından bir tanesi. Şimdi ben size uzaktan kimlik tespiti dedim ama uzaktan müşteri edinimi konuşuyoruz. Neden öyle dedim? Şu sebeple uzaktan müşteri edinimi bir kullanım senaryosu. Aslında ortaya çıkan fayda, ortaya çıkan teknoloji şu. Ben Ayhan Bey'in Ayhan Bey olduğunu ya da Sedef Hanım'ın gerçekten Sedef Hanım olduğunu tespit etmek, ispatlamak için artık fiziksel olarak sizi bir yere çağırmama, sizin kimliğinize elimi alıp gözle bakmama gerek kalmadı. Ben uzaktan sizin kimliğinizi tespit edebiliyorum, doğrulayabiliyorum. Bu çok önemli bir adım ve kullanım senaryoları limitsiz olan bir adım. Yani buradaki potansiyeli doğru anlamak gerekiyor. Tamam, bugün uzaktan müşteri edinimini konuşuyoruz ama artık şundan emin olabilirsiniz. Kısa süre içerisinde bireysel hayatlarımızın hani dijitalleşmesi derken kastettiğim oydu. Siz hangi kurumdan hizmet alıyorsanız olun. Su olur, doğalgaz olur, elektrik olur, internet olur, dijital platformlar olur ya da ticaret, yani aklınıza ne geliyorsa, yani şöyle bir düşünün, son bir hafta neler yaptığınızı, hangi uygulamaları, hangi hizmetleri birey olarak kullandığınızı, artık bütün bu hizmetlerimizde kimlik ibrazı gerekiyorsa, kimlik tespit ya da kimlik doğrulama gerekiyorsa, bunu uzaktan yapmak gerçekten çok yakın. Yani kurye ile kapınıza bir sözleşme gelmesi ya da imzalamanız ya da sizin bir şubeye, bir binaya gitmeniz ve orada bir ıslak imza atmanız artık tarihte kalacak. Bu çok yakın. Uzaktan müşteri edinimi ve BDDK'nın yayınlamış olduğu yönetmelik bir kelebek etkisinin başlangıcı gibi düşünebilirsiniz. Bu daha başlangıç. Hem kullanım senaryosu olarak hem de sektörler olarak farklı sektörlerde, farklı senaryolarda biz bu teknolojileri görüyor olacağız. Biz de bu noktada hizmet ve çözüm sağlar durumdayız. Hatta dediğim gibi kendi ARGE'mizin
geliştirmiş olduğu yerli çözümle birlikte bu teknolojiyi sağlar durumdayız ve gördüğümüz kadarıyla banka müşterilerinden de yoğun bir ilgi var. Çünkü hani neden tercih etmeyesiniz şubeye gitmek yerine herhangi bir lokasyondan, herhangi bir şehirden, hatta herhangi bir ülkeden kimliğinizi kullanarak bir bankayla ya da bir kurumla ticari ilişkinize başlayabiliyorsunuz. Biz tabii bunu çalışmalarımızı gerçekleştirirken sadece Türkiye'de değil, farklı coğrafyalarda da hizmet vermek üzere teknolojilerimizi geliştirdik. Dolayısıyla bizim teknolojimizde pasaport kullanımı da mümkün. Bu konuda yani uzaktan kimlik tespiti ya da dijital kimlik konusunda dünyanın hemen hemen her yerinde çalışmalar, regülasyonlar ve yönetmelikler mevcut. Biz onları takip ederek onlara da uyumlu olabilecek şekilde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Ve teknolojimizi hem Türkiye'de hem de dünyada katma değerli olarak şirketlerin kullanımına sunduk diyebilirim. Peki Kadir Bey, kendi teknolojinizi ihraç ettiğinizden de söz ediyorsunuz. Biraz bu ihracat boyutunu açabilir misiniz? Hem gerek Ar-Ge süreçlerinizi, Ar-Ge yapılanmanızı, gerek de bu ihracat sürecinizi, nasıl bir talep var ve sonrasında da neler planlıyorsunuz bu noktada? Şimdi Ar-Ge kısmından başlayayım. Bizim zaten yani İHS'de fikir çıkmayan gün sayısı çok az. Biz gelişmekte olan ya da 1-2-3 sene sonra yaygınlaşacağını öngördüğümüz daha başlangıç aşamasında olan konular ve teknolojiler hakkında araştırma, geliştirme yapmak ya da Türkiye'de var olmayan özgün hizmetleri ya da çözümleri Türkiye'ye getirmek adına girişimlerimiz sık oluyor açıkçası. Ar-Ge çalışmalarımız bu konuda başladığında da bu çipli kimlik kartlarının NFC teknolojisi sayesinde güvenli bir şekilde doğrulanması bizim başlangıç noktamızdı. Buradaki potansiyeli keşfetmemizle başladı her şey. Şimdi bu NFC dediğimiz yakın alan iletişimi diye geçen teknoloji şu açıdan önemli. Şimdi biz 2000 yılından beri dolandırıcılık tespit ve engelleme tarafında bankalarla çok yoğun çalışıyoruz. Yani fraud dediğimiz konu bizim çok iyi bildiğimiz, çok iyi tecrübe ettiğimiz bir konu. Şimdi uzaktan kimlik tespiti, uzaktan müşteri edinimi konularında çalışmaya başladığımızda yani yapalım bir şey çalışsın deseydik, hani sadece ihtiyacı çözecek bir şey yapsaydık, çok daha kısa bir sürede, çok daha basit teknolojilerle aslında biz bir ürün ortaya çıkarabilirdik. Ama biz hem dünyadaki yaklaşımları ve regülasyonları kaçırmamak adına, globalde de bir oyuncu olabilmek adına, hem de sunduğumuz teknolojinin dolandırıcılığa ve sahteciliğe kapalı olması adına çalışmalar gerçekleştirdik Ar-Ge tarafında. Bu NFC'nin altını çizmemin sebebi bu. Yani siz bir kimliğinizi bu yakın alan iletişimiyle doğruladığınız zaman kimliğin sahte olma ihtimali yok. Orada bir takım sertifika kontrolleri ve yönetmeliklerin de yine getirdiği bazı farklı güvenlik katmanları var. Dolayısıyla gözle bakmaya kıyasladığınız zaman ya da OCR dediğimiz işte fotoğrafını alalım ve içinden bazı verileri çekelim dediğiniz teknolojilerle kıyasladığınız zaman NFC çok güvenli bir teknoloji. Birincisi bu önemli. Biz bu alanda çok ciddi Ar-Ge yaptık. Ardından biyometrik doğrulama kısmı var. Biyometrik doğrulama da bu noktadaki iki faktörlü doğrulamanın ikinci faktörü oluyor baktığımız zaman. Birincisi bu çipin içerisindeki fotoğrafla sizin yüzünüzün birbirine ne kadar benzediğini tespit ediyoruz. Bu karşılaştırma ve kıyaslama kısmı. Buna ek olarak bir de canlılık tespiti dediğimiz bir konu var. Canlılık tespiti de sizin bir fotoğrafınız kullanılarak ya da sizin bir videonuz kullanılarak sizin adınıza işlem yapılamasın diye var aslında. Önemli bir güvenlik katmanı o da baktığınız zaman. Şimdi canlılık tespitinde çok farklı yöntemler var. Aktif canlılık tespiti var, pasif canlılık tespiti var. Ama konuşmamızın başında hani kısaca bahsetmiştik. Masanın diğer tarafındaki o kötü adamlar,
kötü niyetli, kötü amaçlı adamlar boş durmuyorlar. Teknolojiler gelişiyorsa, teknolojiler iyileşiyorsa biz bu tarafta değerlendiriyoruz ama diğer tarafta da ciddi değerlendiriliyor. Örneğin deepfake dediğimiz bir teknoloji var. Yani ben bir video yapıyorum. Katılımcılar arasında hani merak edenler, ilgi duyanlar olursa YouTube'da birçok örneğini görebilirler. Yani Obama'nın mesela bir videosu var. Baktığınız zaman Obama konuşuyor ama aslında konuşan kişi bambaşka bir kişi. Sadece oraya o konuşmaları yerleştiriyor. Sahte yüz diyoruz buna. Sahte yüz teknolojisi diyoruz. Dolayısıyla bir çözüm yaparken maalesef şey olmuyor. Canlılık tespitimi yapalım, basit bir şey geçelimle olmuyor. Bunları kapsamlı düşünmek gerekiyor. Eğer bizim çalıştığımız gibi finans sektörüyle, ciddi kurumlarla çalışıyorsanız ve globalde bir hizmet vermeyi planlıyorsanız, bizim teknolojilerimiz bu konuda diğer çözümlerden ve teknolojilerden ciddi şekilde ayrılıyor. Bunu belirtmem gerekir. Yani Ar-Ge'de buna özellikle ciddi kaynak ve zaman ayırdık. Türkiye'de bu ilgi konusunda da hani nasıl bir süreç var, adaptasyon nasıl devam ediyor, onun hakkında bilgi vermem gerekirse de Türkiye ve global olarak iki alt başlıkta size bilgi verebilirim. Türkiye'de tabii geçtiğimiz sene yine çok hızlanan bir konu oldu. Uzaktan kimlik tespiti, uzaktan müşteri edinme ve finans kuruluşlarıyla çok yoğun iletişim halinde olduk. Ama şu anda yakın zamanda çıkan yönetmeliklerle birlikte bunun bankalarla sınırlı kalmayacağı, finansman, factoring, leasing, tasarruf, finansman gibi kuruluşlarla yakın zamanda yine bir yönetmelik çerçevesinde bu konunun gündeme geleceğini görüyoruz. Yine elektronik haberleşme sektöründe çok ciddi kullanımı olacak. Hatta tesadüf oldu. 2 gün önce, cumartesi günü resmi gazetede elektronik haberleşme kurumları için de kimlik doğrulama ve kimlik tespiti üzerine bir yönetmelik yayınlandı. Bir parçası bu yönetmeliğin yine uzaktan kimlik tespitini ve uzaktan müşteri edinimini aslında adresliyor. Dolayısıyla benim size söylediğim hani bu bankalarla sınırlı kalmayacak, çok yakın zamanda birçok sektörde bu konuda gelişmeler göreceğiz demiştim. Cumartesi zaten hani gördük gibi bir durum oldu. Çok hızlı devam ediyor buradaki süreç. Dünyada da yine aslında hazırlıklar yani yıllardır var. Dijital kimlik, uzaktan kimlik tespiti ve uzaktan müşteri edinme hakkında ama pandeminin etkisini orada da görüyoruz. İngiltere'de, Avrupa Birliği'nde, Amerika'da, farklı coğrafyalarda, farklı ülkelerde bu konuda çalışmalar, regülasyonlar, ilgili kurumlar tarafından hazırlanmış ve yayınlanmış durumda. Şöyle toparlayayım. Bir de şöyle bir dönüşüm bizi bekliyor aslında. Şimdi bankalar gibi büyük kurumlar, hani bilgi teknolojileri, altyapıları ve ekipleri zaten büyük olan kurumlar, bu tür çözümleri kendileri alıp, kendileri bir altyapıda işte barındırıp, kendi mobil uygulamalarına bunu kendi entegre ettikleri senaryolar onlar için normal. Yıllardır yaptıkları şey zaten. Yani mobil uygulamalarını güvenli kılmak adına bizim de hizmet sunduğumuz bir alan. SDK dediğimiz paketleri alıp kendi mobil uygulamalarında çalıştırıyorlar zaten. Bunda hiçbir problem yok. Buna alışkınlar ama bu teknolojiler farklı sektörlere yaygınlaşmaya başladığında altyapı olarak, bilgi teknolojileri yönetimi olarak bu kadar komplike ve büyük sistemleri alıp, barındırıp çalıştıracak ölçekte olmayan birçok kurum olduğunu göreceğiz. Şu anda çok gündemde sıcak konuşulmasa da belki seneye, belki daha sonra bilmiyorum, şunu konuşmaya başlayacağız. Dijital kimlik hizmet sağlayıcılar. Şimdi bu ismi ben afaki söyledim açıkçası ama bu uzaktan kimlik tespitini ya da uzaktan müşteri edinimini bir hizmet olarak ve bir servis olarak sunmamız gerekecek bir noktadan sonra. Yani diğer modelin bir noktadan sonra mantığı da ortadan kalkıyor çünkü. Yani bu şeye mi benziyor herkes? Kadir Bey, elektronik imzam gibi benim bir de elektronik kimliğim mi olacak? Kesinlikle Ayhan Bey, oraya doğru gidiyor konu.
Nasıl ki siz bir hizmet sağlayıcı sayesinde bir belgeyi elektronik olarak imzalayabiliyorsanız, siz bir kuruma müşteri olmak istediğinizde ya da bir kuruma üyelik açmak istediğinizde, o kurum sizin kimliğinizi tespit etmek adına uzaktan kimlik tespitini ya da dijital kimlik doğrulamasını bir hizmet olarak bir hizmet sağlayıcıdan alacak. Bizim de bu konuda Ar-Ge çalışmalarımız var açıkçası. Hani bahsetmiştim ya, biz bir konu gündeme geldiğinde değil de gündeme gelmeden yaklaşık 2 ya da daha fazla sene önce o konuda çalışmalarımızı başlatıyoruz genelde. Bu minvalde hem Türkiye'de hem de dünyada çok ciddi bir potansiyel var. Biz de bu konuda bir hizmet sağlayıcı olarak kendimizi hani hazırladık diyebilirim. Şu anda aslında teknolojik olarak hazırız. Regülasyonlar ve yönetmelikler ortaya çıktıkça bu alanda da hizmetimizi vermeye başlayacağız açıkçası. Peki dünyaya baktığımızda, hani şimdi Türkiye bunlara geçti. Zaten finans teknoloji alanında hani ülkemizin belirli bir seviyesi var. Telekom alanında da keza öyle, hani pek çok gelişmiş ülkeye göre baktığımızda şimdi bu yeni hizmet türünü dünyayla karşılaştırdığımızda nasıl bir konumdayız? Şimdi şöyle bir gerçek var. Çok uzun süredir var, yıllardır var. Türkiye'nin bankacılık sektörü, bankacılık, finans sektörü diyelim ya, Türkiye'nin finans sektörü, finans sektöründeki hizmet yelpazesi, gelişmiş coğrafyalarla kıyasladığınız zaman fersah fersah ileride. Yani sizin bugün Türkiye'de bir bankayla uzaktan, dijital kanallardan gerçekleştirebildiğiniz işlemler, alabildiğiniz hizmetler kapsam olarak dünyanın gerçekten ilerisinde. Ben bunu özellikle düzenleyici kurumlar için aynı zamanda bir güçlük olarak da görüyorum. Hani bir yandan teknolojik olarak bu kadar ileride giden bir hizmet var. Ama bir yandan bunların kapsamını, güvenlik çerçevesini, hizmet çerçevesini de doğru belirlemek ve bu konuda yavaş kalmamak gerekiyor. Bu konuda BDDK'nın tabii çalışmalarını da ben hani işimizle gereği çok yakından takip ediyorum. Gerçekten hem işin finans sektörü tarafı, yani hizmet sağlayan kurumlar tarafı, hem de regülasyon ve düzenleme tarafı gerçekten yani takdire şayan bir performans gösterdiğini hani naçizane şahsi fikrim olarak söyleyebilirim. Sadece fikrim olarak değil, dediğim gibi global pazarı da takip ettiğimiz için bizim global pazarda aksiyon alamadığımız, adım atamadığımız birçok konu şu anda Türkiye'de hayatımıza dahil olmuş. 50-55 gündür kullanıma geçmiş bir konu. Uzaktan kimlik tespiti. Şahsından da iyiyiz bu arada. Bu yeni çipli kimlik kartları önemli bu tür teknolojilerde. Türkiye'de de nüfusun %80'e yakını şu anda bu çipli kimlik kartlarına geçmiş durumda. Genel itibariyle cihazlarla ilgili biraz problem olduğunu görüyoruz ama cihazların yeni modellerinde de bu NFC donanımı ile ilgili daha olumlu, daha kaliteli gelişmelerin olacağına eminim. Çünkü siz bir mobil cihaz üreticisiyseniz ve bu tür uzaktan kimlik tespiti teknolojilerinde cihazınız kullanılamıyorsa pazar payını kaybetmeniz çok olası. Dolayısıyla şu anda biraz zorlandığımız bu cihaz uyumluluğu konusunda da önümüzdeki yıllarda çok ciddi düzelmeler ve gelişmeler olacağını düşünüyorum. Özetle Türkiye başı çeken ülkeler arasında diyebilirim. Hem sunulan hizmetin kalitesi nazarında hem de düzenleme ve regülasyonlar tarafında liderlik ettiğimizi söyleyebilirim. Şöyle baktığımız zaman işte bir taraftan çözüm var bu konuda. Bir taraftan bu çözümün güvenliği var. Ve bir taraftan da regülasyonlar var. Şimdi Türkiye'deki bu üç saç ayağının bir araya gelseler, ortak bir sinerjik çalışma yapsalar, Türkiye'den bu konuda bir marka çıkabilir mi?
Aslında çok enteresan bir noktaya değindiniz Ayhan Bey. Şimdi farklı başlıklardan bahsettik biliyorsunuz İHS teknolojinin sunduğu hizmetler hakkında. Bulut dedik, yönetilen hizmetler dedik, Ar-Ge dedik, katma değerli partner dedik, bilgi güvenliği dedik, şimdi uzaktan kimlik tespiti konuşuyoruz. Aslında bizim ortaya koyduğumuz, hizmet sunduğumuz firmalar için kıymetli olan ve açıkçası çalıştığımız kurumların bizi bırakmaması, bizimle yıllar boyu çalışmasının en önemli sebeplerinden birisi şu: biz farklı kas güçlerimizi bir arada kullanabilen bir firmayız. İHS Telekom'da biriken bulut tecrübesi, Ar-Ge'de biriken yazılım geliştirme tecrübesi, teknolojide gelişen entegrasyon ve danışmanlık tecrübesi. Dolayısıyla bir kurumun uzaktan kimlik tespiti projesi olduğunda, bu bir banka olabilir ya da farklı bir sektör olabilir, bunun anlamı bizim için biraz farklı oluyor. Yani normalde hizmet sağlayıcı bir firma şunu der: uzaktan kimlik tespiti mi lazım? Buyurun çözün, bunu kuralım, entegre edelim. Çalıştı mı? Çalıştı. Tebrikler, herkesin eline sağlık, görüşürüz. Normalde hani standart model bu. Fakat biz her zaman şunun arayışında oluyoruz: İş ihtiyacı tam olarak nedir? Bu iş ihtiyacı karşılandıktan sonra kurumun içerisinde farklı departmanlara, farklı noktalara, farklı kanallara nasıl bir etkisi olabilir? Bu projeye daha kapsamlı bakılması gerekiyor mu şeklinde bir analiz yaklaşımımız oluyor aslında. Yani biz bir kurum bize uzaktan kimlik tespiti yapalım diye yaklaştığında tamam yapalım, ama bunun arkasında müşterinin sicilini doğrulamak üzere işte müşterini tanı dediğimiz KYC denilen yapınız hazır mı? Buna hazır mı? Ya da bunun arkasında kara para aklamayla mücadele etmek için kullandığımız AML, anti-money laundering diye tabir ettiğimiz çözümleriniz var mı? Yani müşteriyi tamam kapıdan içeriye almak üzere ve bunu fiziksel olarak değil de uzaktan yapmak üzere bir şey yapıyor olabiliriz. Ama sonra ne olacak? Bu müşteri içeriye girdikten sonra hayatına nasıl devam edecek? Nasıl işlemler yapacak? Riskler var mı? Bu riskleri nasıl bertaraf edeceğiz? Ya çok moda terimleri kullanmayı ben sevmiyorum ama bunu söylemek zorundayım artık şu noktada. 360 derece terimi çok moda ya şu anda. Biz gerçekten bunu altını dolduracak şekilde sunuyoruz. Hiçbir nokta boş kalmayacak şekilde, hiçbir işlem, hiçbir kanal boş kalmayacak şekilde konuya kapsamlı bakıyoruz. Biz aslında tam da sizin, ben daha iyi tarif edemezdim, tam sizin tarif ettiğiniz şekilde bir markayız aslında. Yani size ne lazım gibi böyle altı boş bir yaklaşım değil. Biz bunu yıllardır kapsamlı bir şekilde kurumların çok farklı noktalarına değecek şekilde, gerekirse yazılım geliştirerek, gerekirse buluttan hizmet vererek, gerekirse danışmanlığını sunarak zaten yapıyoruz. Gelin bu tecrübeyi sizinle de paylaşalım ve gerçekten başarılı bir proje yapalım şeklinde bir yaklaşımımız, bir vizyonumuz var açıkçası. Evet, bu arada BT Haber Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçen'in de bir sorusu var. Bu arada size selam ve sevgilerini de iletiyor. Murat Bey diyor Çok ki selamlar Murat Bey. İngiltere yapılanması hakkında bilgi rica ediyorum diyor. Bu konudan biraz bahsetmiştiniz. Açabilir misiniz? Bir de varsa başka hedef ülkeler nereler diye bir sorusu var Murat Bey'in. Tabii. Şimdi bizim Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilen yerli çözümlerimiz olduğundan bahsetmiştim. Kısa detaylar vereyim onlar hakkında. Bir tanesi FKase isimli bir yazılım. FKase yazılımı Fraud Orchestration dediğimiz fraud operasyonlarının tek bir merkezden yönetilebilmesini ve kurumlar içerisindeki dağınık yapıların ya da dağınık kanalların tek bir merkezden toplanıp fraud yakalama oranlarının yukarıya çıkmasına vesile olan bir çözüm. 1,5-2 ay kadar önce FKase şirketimiz bu çözümler aynı zamanda
Londra merkezli startup firmalar olarak hayatına devam ediyor. FKS firmamız 1,5-2 ay kadar önce Telefonica'dan bir yatırım aldı. Ve FKS yazılımı yine dünyada öncü özelliği olan bir yazılım. Yani henüz fraud orchestration ya da fraud operation konuşulmazken ortaya çıkan bir yazılım. Niyetimiz açıkçası Türkiye'de geliştirdiğimiz bu yazılımları dünyada herhangi bir coğrafyada, herhangi bir pazara sunabiliyor olmak. Dolayısıyla İngiltere aslında bizim için bir kanal. Bizim çok farklı ülkelerde ve bölgelerde distribütörlük kanallarımız da var. Ve bu kanallar vesilesiyle 3 ay kadar önce de global ilk müşterimizi aslında kazanmış olduk. Güney Afrika'nın en büyük bankalarından biri olan Bidvest şu anda FKS'in bir müşterisi. Şu anda İspanya, Portekiz ve yine Güney Afrika'da çok ciddi yakın zamanda projeye dönüşecek olan fırsatlarımız da devam ediyor açıkçası. Dolayısıyla yerli bir yazılımı global pazarda bilinir bir seviyeye taşımak adına planlarımıza devam ediyoruz. Bir diğer başlıkta dediğim gibi uzaktan kimlik testi tarafında da Udentify markamızla birlikte yine global pazarda bir oyuncu olmak adına devam ediyoruz. Şu anda hani çok şükür diyelim dünyaya açılma konusunda İngiltere yapılanmamız ve organizasyonumuz başarılı bir şekilde hayatına devam ediyor. Planımızda çözümleri artırmak var tabii ki. Şu anda geliştirmesi devam eden yine farklı çözümlerimiz var. Yine biraz fraud alanında dolandırıcılığı tespit etmek ve engellemek adına geliştirdiğimiz çözümler var. Yoğun çalışıyoruz. Umarım ülkemizin bayrağını çok farklı coğrafyalarda dalgalandırıyor olacağız. Evet, yani İngiltere'yi aslında siz dünyaya açılan bir kapı olarak mı görüyorsunuz? Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Kadir Bey. Sorularımıza yanıtlar verdiniz. Bu arada zamanımızın da sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarız bu görüşmeyi kısa zaman içinde tekrar bu sefer karşılıklı olarak yapma imkanına sahip oluruz diyorum. İnşallah. Evet, sohbet tadı damağımızda kaldı Kadir Bey. Gerçekten evet. Daha konuşacak çok şeyimiz de vardı. Evet. Ben bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutlu oldum. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah pandeminin etkilerinin ortadan kalkmasıyla birlikte görüştüğümüz, birlikte bulunduğumuz etkinliklerimizi de yapma fırsatımız olur. Çok sağ olun. Kendinize dikkat edin diyorum. Hoşça kalın. Evet, biz de tekrar teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz İHS Teknolojisi CEO'su Sayın Kadir Yücel'di. Kadir Bey'le güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Umarız herkesin hoşuna gitmiştir, faydalanmışlardır. Zaten bu videomuz da önümüzdeki haftadan itibaren sitemizde de sürekli olarak yer alacak. Bu söyleşinin ayrıntılarını tekrar oradan izleyebilirsiniz. Tekrar dediğim gibi Kadir Bey'e katılım için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.